Ukrayna haftalardır kuşatma altında olan Arkov'daki Rus birliklerin çekildiğini iddia etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı da Arkov'daki Ukraynalı askerlerin Rusya sınırından görüntüsünü paylaştı. Rusya ise Donetsk'te mühimmat depolarını vurduğunu duyurdu. Ukrayna Rus birlikleri Harkov'dan ayrıldı dedi. Ukraynalı askerler Rusya sınırından video paylaştı. Ukrayna'nın doğusundaki Harkov, işgal girişiminin başından bu yana Rus birliklerinin kuşatması altındaydı. Haftalar sonra, Ukraynalı yetkililer Rus askerlerin Harkov'dan çekilmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Harkov Belediye Başkanı Igor Terekov, halkın kente dönmeye başladığını söyledi. Ancak kentteki birçok binanın hasarlı olduğunu belirtti. Ukrayna askerleri de Harkov'dan bir video paylaştı. Rusya sınırına ulaştığını açıklayan askerler, Sayın Başkan başardık ifadelerini kullandı. Videoyu paylaşan Ukrayna Savunma Bakanlığı da Ukraynalı askerlerin Ruslar Harkov'dan göndermeyi başardığını iddia etti. Rusya'nın operasyonunda ikinci safhaya geçildiğini duyurmasıyla gözler Donbas'a çevrilmişti. Rusya'nın operasyonu da ikinci safhaya geçildiğini duyurmasıyla gözler Donbas'a çevrilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Donbas'ta durumun hala çok zor olduğunu söyledi. Rus birliklere karşı saldırıya geçen Ukrayna, 17 saldırıyı püskürttüğünü duyurdu. Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'te 23 köy ve kasabaya ateş açtığını iddia etti. Çatışmaların Izyum çevresinde yoğunlaştığı belirtildi. <laughs> Yerleşim yerlerinin hedef alındığını reddeden Rusya ise Donetsk'te 4 topçu mühimmat deposuna yüksek hassasiyetli füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. İki füze fırlatma sisteminin ve 15 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı. Ukrayna'nın iddiasına göre Rusya bugüne dek büyük kayıplar verdi. İngiliz istihbaratı da Rusya'nın işgal gücünün üçte birini kaybetmiş olabileceğini belirtti. Savaş, Moskova'nın planladığı gibi gitmiyor diyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise savaşı Ukrayna'nın kazanabileceğini söylüyor.